Ali Saydam. Nasıl formül ama? Bütün yazar arkadaşlarımız Orta Doğu'daki karanlık tabloyu aydınlatmaya, anlamamıza yardımcı olmaya çalışıyor. Dünyanın nabzı şu sıra tabii ki Orta Doğu'da atıyor. Ancak biz devletin temeli kültür kesinden hareketle önemli bir konuya değinmek istiyoruz. Televizyonlara dizi film yapmak üzere kurulan prodüksiyon şirketlerinden bir iki tanesiyle muhabbet ediyoruz. Diyorlar ki ulusal televizyon kanallarından artık çok fazla ümit yok. Gelecek IPTV'lerde, VOD'larda. Dizi platformları içinde şu sıralar en gündemde olanı Netflix'miş. Fakat onlara bir proje satabilmenin çok net koşulları varmış. Hani o koşullarında Netflix'in yayınlandığı ülkedeki insanların kültür ve değerleriyle pek de alakası yokmuş. Bu ögeler yapımın içinde yer aldığında ne hikmetse diziler tutuyormuş. Bu platformdaki dizileri izlerken sözü geçen koşullardan bazılarını sezinlediğimi itiraf etmeliyim. Mesela birinci sırada şiddet var, ikinci sırada seks, üçüncü de eşcinsellik, dördüncü sırada kötünün her türlüsü, beşinci sırada mistisizm, altıncı sırada inançsızlık, yedinci sırada ise çekirdek ailenin yok oluşu. Nasıl formülema? Hakan Muhafız dizisinde ve son olarak da Atiye dizisinde bu yedi ögenin pek çoğu vardı. Sinema eleştirmenliği konusunda saygı duyduğum yazarlardan biri olan Bruce Williamson her türden sinema, dizi ve reklam filmine uyarlanabilen dört türden bahseder. Kötü yapılmış iyi film, iyi yapılmış kötü film, kötü yapılmış kötü film, iyi yapılmış iyi film. Atiye de aslında Bruce Williamson'ın deyişiyle iyi yapılmış kötü film kategorisine giriyor. İlki uyandırması ve izlenmesi de bundan olsa gerek. Dizi izlemek isteyenler için sürprizini açık etmeden kötü film ve iyi yapım yönlerine değinelim. Dizinin tanıtımları başladığından beri sadece Göbekli Tepe'nin konuya dahil olması bile insandan merak uyandırıyordu. Yapımda buna bir de Nemrut eklenmiş. Bu iki kadim medeniyetin varlığı çağdaş İstanbul görüntüleriyle de desteklenmiş. Çekim, korku gibi prodüksiyon ögelerinin başarıyla uygulanmasıyla da ülkemizin belki ruhunu değil ama kültürünü temsil eden bir atmosfer yakalandığı söylenebilir. Atiye'nin sürükleyici unsuru gizem. Bazı polisiye ögelerle de bu unsur desteklense de ana eksen dizinin baş kahramanı olan Atiye'nin gizemine odaklanmış. Atiye'nin sırrı hikaye leştirilirken de dizinin afişlerinden de hatırlayacağınız paganizme dair sembol ve göndermeler bolca yer alıyor. Sadece paganizme değil, İslam'da da gönderme var. Adabına uygun biçimde geleneksel bir kız isteme sahnesi de izliyoruz. Babasının yanında sızacak kadar içki içen genç kız karakterine de. Bunlar ve bunlara benzer pek çok tezatı bir potada eritmeye çalışmak cesaret ister. Buradan ya müthiş bir dramatik yapı kurarak, sanat değeri yüksek bir iş başararak çıkarsınız ya da herkese yaranmaya çalışırsınız çalıştığınız algısıyla. Bu anlamda Atiye yerli izleyiciyi biraz yorabilir. Yerli izleyicinin çoğunluğu için yan yana gelmeyecek, hatta birbirini dışlayabilen değer ve kavramlar hikayenin inandırıcılığına gölge düşürebilir dizi batılı ve bizim ecnebi Türk izleyicileri çeker de 8 bölümlük bütün sezonu izlettirebilirse o zaman iş değişebilir. Zaten bizim kültürümüzü ince detaylarına kadar tartma imkanları olmayacakları için bu tezaklıklara takılmayacaklardır. Yine de hem bizim için hem de Batılar için ABD yapımı polisiyelerden Dan Brown kitaplarının sinema uyarlamalarına, Dark gibi başka gizemli Netflix dizilerinden fantastik yapımların pek çok klişe özelliklerini barındıran bir yapım olmuş. Evet, olay Türkiye'de geçiyor. Ancak sadece bu yönü onu yerli yapmaya yetmiyor. IPTV'lerin salt ekonomik başarı odaklı, sınırsız, sorumsuz içerik üretimleri birilerini rahatsız edebilir. Ve o zaman demokrasi, özgürlük gibi tartışmalara neden olacak uygulamalar toplum sağlığı adına gündeme gelebilir. Bizden söylemesi.